Merhabalar efendim. Düzleme hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Bugün stüdyomuzda Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Sayın Orhan Gündüz Bey Efendi'yi ağırlayacağız. Ee, Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş Öncelikle olur. programımıza. Hoş bulduk. Şimdi e, Birlik Vakfı'nı ve özellikle de Konya Şube'yi konuşacağız. Ama e, sizin e, söylediğiniz bir söz var programın hemen öncesinde bana. Milli Türk Talebe Birliği anlaşılmadan Birlik Vakfı, Anlaşılamaz. Anlaşılamaz. Evet. E, önce ben kısaca sizi bir tanımak istiyorum. Siz çünkü hem Milli Türk Talebe Birliği'nde hem Birlik Vakfı'nda görev aldınız ve bu o, 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 o sürecin tamamını bütününü biliyorsunuz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Evet. evet. Milli Türk Talebe Birliği'nin e, doğanısal teşkilatını kuran kişiyim. E, Milli Türk Talebe Birliği'yle tanışmam 70'li yılların ilk yarısına rastlar. Bu devirde işte konferanslar vardı. Hı hı. Bu konferanslardan birinde de Mustafa Yazgan vardı. Evet. Allah selamet versin. Ee, onun konferansını bu Cıvılıoğlu'nun altında bodrum kılıklı bir yer vardı. Orada veriyordu konferansı. Ben de ilk defa gidiyorum böyle bir şeye. O zamanlar tabii bir kürsü falan da yok. Böyle gaziyat tenikelerinden kürsü falan yapmışlar. Hı, hı masana, masaya bir örtü örtmüşler ama masanın önünü kaplamıyor örtü. Ben de önden geçerken böyle baktım. Mustafa Yazgan'ın elleri biraz küçüktür. Evet. O dikkatimi çekti. Bir de aşağıya baktım. Ayakkabının altı böyle e, Delik delikti. Gibi. Kendisine hmm. anlattığım için anlattım bunu. Ondan sonra ben Milli Türk Terebirliği'ne intisap ettim. Ve 1975'te Doğan Sarı'nın mektebe kurduk. Milli Türkler Birliği Başka hangi görev ve kademelerinde yer aldınız? Ondan sonra işte Konya'da e, Milli Türkler Birliği 79 Konya Teşkilatı Başkanı oldum. Hı hı. E, 79'dan sonra işte öğretmen olduk. Dolayısıyla e, Milli Türkler Birliği'ndeki görevimiz de bitmiş oldu. Evet. Ama ondan sonra işte e, hiçbir zaman e, Milli Talebi Birliği ile alakam kesilmedi. Evet. Sürekli gittim. Çünkü benim süremde yani 74 79 arasında 5 tane genel başkanla tanıştım ben. Onlarla çalıştım ve hepsini aşağı yukarı bir fiil gördük, tanıştık, görüştük. Dolayısıyla bunlar her birine ziyarete giderdim ve Milli Türk Birliği'nin özellikle 80 yıl 80 sonrası ne olacağı ne olacağı hususunda onlarla görüş alışverişinde bulunduk. İstanbul'a gittiğimde mutlaka onu uğrardım. Sonra MTTB kapandı. MTTB kapandı. İşte Birlik Vakfı açıldı. 85'te açıldı ama Konya'ya bizim müracaatımız işte 10 ay falan oldu müracaat ederli. edeli. O müracaatımız sonunda da bundan işte 8 ay önce kurulduk. 5-6 ayda bu şeyde Kültür, Park, Kültür Park'ın oradaki Konya evlerinde ee, çalışmamıza devam 85'ten ediyoruz. 85'ten bugüne kadar Birlik Vakfı'nın Konya'da bir şube çalışması olmadı. Olmamış, hayır. Evet. Olmamış. Ee, sizin MTTB ile tanışmanız da o 79 o zaman değil hayır, mi? 79 değil. MTTB ile tanışmam 72 falan olması lazım. 72 galiba. falan. Tabii. Hı -hı. Yani yet, çünkü... O Mustafa Yazgan'ın konferansı evet, o Evet orada. Hı -hı. MTTB ile tanışmam orası yani. Evet, peki şimdi Birlik Vakfı ve ile ilgili bir videomuz var onu izleyeceğiz ama Metepe çatısı altında ne tür faaliyetler yapıyordunuz siz o dönem? Şimdi özellikle mitingler yapılıyordu. Yani Milli Türk Birliği o, o zaman konjonktürde neler varsa onlara da hakimdi. Buyurun hocam. Bu işte mitingler, Milli Türk Birliği'nin olmazsa olmazı fetih mitingleriydi. Hı -hı. Ayasofya mesela evet. zincirler kırılacak Ayasofya açılacak sloganlarımızdan birisi de buydu. Yani. Evet. Meşhur. <laughs> evet. Şahlanış mitingleri yapılırdı. İşte veto'yu veto yürüyüş ve mitingi Konya'da olmuştur mesela. Bunları belki sorarsanız açıklarız sonra. Hı -hı. Konferanslar Konferansta konferansçılar genellikle kimler dedi diye çünkü konu çok fazla. Ben evet. bah, bazılarını sayayım. Lütfen. Mesela Necip Fazıl Kısa, kısa kürek. O yani belli Türkçülüğü denilince mutlaka Necip Fazıl gelir akla tabii. Yani Sadece ayıramasın. o her yerde öyleydi. Her yerde öyledi. <laughs> öyledir. Sonra Mustafa Yazgan, Mustafa hı -hı. Müftüoğlu o zamanlar, hı -hı. Erman evet. Tuncer, Ahmet Kabaklı, Ayhan Songar, Aliha Tarlan. Bu sayabileceğimiz başlıca isimler. Açık oturumlar yapılırdı. Hı hı. Bu Açık oturumların yapıldığı konulardan genellikle kültür emperyalizmi, kültür üzerinde çok durulurdu. Marif davamız, bunlar hı hı. E, başlayacak konulardı. Din ve ahlak, e, köy meseleleri, milli sinema hususunda bile açık oturumlar yapılmıştır. Anma günleri özellikle Çanakkale. Evet. E, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Fevzi Çakmak. protestolar yapardık yani o zamanlar. Hı hı. Milli Türkler Birliği'nin. Mesela e, Sovyet sergisi olmuş. Sovyet sergisinde Lenin heykeli dikilmiş. Bunu Millet Türkler Birliği hemen protesto, protesto ediyor. Eder. Yahut Filipinler'de Müslümanlara eziyet edilmiş Millet Türkler Birliği evet. protesto, protesto ediyordu. Kurultaylar yapardı Millet Türkler Birliği. Güreş Kurultayı, Milli Sinema Kurultayı bunlardan bazılarıdır. Hı hı. Altın kalem kompozisyon yarışmaları, üniversite deneme sınavları, üniversite hazırlık kursları... Üniversite deneme sınavları mesela o zamanlar bütün vilayetlerde yapılırdı. Milli Türk talebi tek başına yapardı bunu. Ee, sonra e, yurt dışı talebe e, ziyaretler olurdu. veya talebe gezileri diyeyim ben size, hı hı. talebe trenleri diyeyim daha doğrusu. Evet Milli Türk Talebeliği o zamanlar yurt dışına e, İstanbul'dan tren kalkar, İngiltere'ye gider, o Avrupa ülkelerinde öğrenciler hem kendi ufuklarını geliştirirler hem orada işte çilek toplarlar bir takım kazançlar elde ederler hem de dillerini geliştirirler böyle talebi trenleri vardı Milli Türk Töresi Birliği'nin. Enteresan. Milli Türk Birliği'nin mesela pek alanı değildir ama ehliyet kursları vardı. Allah Allah. Entresan. Tabii ehliyet kursları vardı. O dönem tabii muhafazakar camianın sahip olduğu vakıf dernek sayısı böyle birlik sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ee, o yüzden de omzunuzdaki yük de ağırdı, sorumluluk ağırdı. Pek çok şeyin hepsini birden siz de ruhte etmekle yükümlüydünüz, doğru mu? Şöyle söyleyelim, Türkiye'nin tek talebe teşkilatıydı. Evet. Ve bu talebe teşkilatının içerisinde evet üniversiteler vardı, fakülteler vardı. Ama orta öğretim de vardı, liseler de vardı, ortaokullar da vardı. Evet. Türkiye'deki bütün talebeleri ilgilendiren bir teşkilattı. Orta, ortaokuldan başlamak üzere e, yüksek lisans doktoru'ya kadar giden süreçte bütün öğrencilerle ilgilenirdi. Kesinlikle. Evet. Yani Milli Türk Birliği şöyle diyelim. E, açılmışken Milli Türk o zamanlar Anadolu gençliğinin bir sığınağı, bir limanıydı yani. Evet. İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor, yahut Konya'ya gidiyor, nereye gidecek? Gideceği yer, kendini bulabileceği yer Milli Türk Talebe Birliği'ydi. Neden? Çünkü oradan Belki tek kelimeyle ifade edebileceğimiz bir söz var Milli Türklere Birliği. Nedir? Samimiyettir. Evet, eyvallah. Samimiyetin baş, başlığı, samimiyet başlığının altında siz fedakarlıklar, diyargamlıklar, efendim, e, paylaşımcılık bütün bu güzel huyları şey yapabilirsiniz, sayaba sayabilirsiniz. Ama merkezde samimiyettir. Hatta şimdi mesela o devrim Millet Birliği e, mezunu insanlarına sorduğunuzda belki bu kelimeyi Çoğu söyleyecektir Evet samimiyetler. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz sohbete. Şimdi e, Birlik Vakfı'nı konuşacağız. E, Birlik Vakfı'nı konuşmak için MTTB'yi tanımak lazım dedik. Siz kısa bir bilgi verdiniz. Evet. Bir VTR'miz var. E, yaklaşık 7 dakikalık. Evet. E, o tanıtım filmimizi, VTR'mizi bir izleyelim. Sonra onun üzerinden sohbetimizi devam ettirelim. İyi. Milli Türk Talebe Birliği, milletimizin tarihinin zor dönemlerinden birinde geleceğe dair umut ve azmin bir eseri olarak doğdu. Birinci Cihan Harbi'nin en şiddetli şekilde devam ettiği, yüzbinlerce insanımızın birçok cephede kanının son damlasına kadar savaştığı ve birçoğunun şehit düştüğü günlerde savaşın sadece cephede verilemeyeceği görülmüştü. Toplumu her konuda hazırlıklı kılmak ve yönlendirmek gayesiyle birçok teşkilat kuruldu. Bunlardan birisi de 14 Aralık 1916 tarihinde kurulan son teşkilatlanma Milli Türk Talebe Birliği'dir. Milli Türk Talebe Birliği Gençliği öyle bir yük üstlenmişti ki, Üstad, Eyvah, Eyvah Sakaryam, sana mı düştü bu yük? Dizelerinde Sakarya ile adeta Milli Türk Talebe Birliği Gençlerini anlatıyordu. Eyvah, Eyvah Sakaryam, sana mı düştü bu yük? Bu dava ho, bu dava öksü. Öyle ki Milli Türk Talebe Birlikli gençler hiçbir meseleye bu bizim boyumuzu aşar düşüncesiyle yaklaşmıyor, hepsini sahipleniyor ve hepsine çözüm üretmeye çalışıyordu. Çanakkale Zaferi bir gemiyle Çanakkale'ye çıkılarak milletimizi hatırlatılıyor ve bugünlere kadar gelen bir gelenek halini alıyordu. Milli Türk Talebe Birliği'nin iftar programları, fetih kutlamaları, Türk bayrağına saygı, Şahlanış mitingi gibi milletimize kazandırdığı pek çok mitingler, çalışmalar vardır. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Fakat 1980 yılında amaçlanan darbe yapıldığında ve oynanan senaryo sonucunda en büyük darbelerden birini de Milli Türk Talebe Birliği alıyordu. Şiddetten sürekli uzak durmasına rağmen darbe hükümeti tarafından kapatılıyordu. Kim var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakılmadan fert fert ben varım diyen Milli Türk Talebe Birlikliler elbette ki bu duruma boyun eğecek değillerdi. İhtilalin puslu havası insanları korkutmuş, bir araya gelmelerini kısıtlamış, sivil örgütlenmeleri yasaklamıştı. Tek düze yetişmek, resmi ideolojilerinin söylemleriyle konuşmak istemeyen insanlar bir araya gelmek, dertleşmek, maziyi hatırlamak ve geleceğe yön vermek için toplantılar yapmaya başladılar. Bu toplantılar bayramlarda, iftar sofralarında, davetlerde olmak üzere uzun bir maraton aldı. Geçmiş dönemlerde bir arada bulunmuş, okul dönemlerinde sağlıklı bir birliktelik içerisinde omuz omuza inançları doğrultusunda mücadele veren bu kardeşlerimiz bir mekanda buluşulması gereğine inandılar. Bu zaruretler sonucunda Birlik Vakfı'nın kurulması fikri doğdu. İsim üzerinde uzun süre düşünüldü. Milli Türk Talebe Birliği ve akıncıların çatısı altında değişik cemaat ve cemiyetlerimizin bünyesinde inancına hizmet etmeyi gaye edinmiş insanlarımızı bir araya getirmede birlik isminin isabetli olacağına karar verildi. 1983 yılında başlayan bu toplantılar maksadına uygun olarak 29 Mayıs 1985'te yani Fethin yıl dönümünde yeni fetihlerin inşası için Birlik Vakfı kuruldu. Geleceğin teminatı olan insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, Çağdaş bilim ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak, milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak için din ve değerler eğitimi alanında ilmi ve akademik pek çok faaliyetin yürütüldüğü Birlik Vakfı bünyesinde nitelikli ve ileri seviyede kurslar temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlemekte ve bu alanlarda faaliyetler gösteren kulüpler, enstitüler ve akademiler kurulmuştur. Bunun için sosyal ve kültürel, sportif, sağlık ve estetik yönden gelişmiş bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmak, okul öncesi ilk, orta ve yüksek öğrenim tesisleri, kurumları ve enstitüler, özel yurt ve kurslar açmak, Spor ve eğitim merkezleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları vermek ve bunlardan istifade etmek, yurt içi ve yurt dışında yüksek öğrenim üstü akademik kariyer sahibi insanlar yetiştirmektir. Birlik Vakfı mensubu çocuklarının birlik olmalarını sağlama maksadıyla ile Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genç Birlik Kurulması kararlaştırılmış ve bir kamp organizasyonu ile 18 Kasım 2000 tarihinde Genç Birlik kurulmuştur. Birlik Vakfı çatısı altında yetişen Genç Birlik kısa zamanda gündemi takip eden ve meseleler hakkında görüşlerini bildiren ilmi ve kültürel program gerçekleştiren bir yapı halini almıştır. Genç birlik, kişisel yeteneklerine güvenen, girişimci, özgür ve pozitif düşünce sahibi, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen ve her platformda fikirlerinin savunucusu olan dinamik genç kadrolar oluşturmak, gerek yurdumuzda, gerekse de uluslararası platformlarda vuku bulan olaylara eleştiriler gözle bakabilen ve çözüm üretebilen bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak Üzerine düşen görevi hakkıyla değerlendirebilmek ve gerekli yorumları getirebilmek amacıyla kendi medeniyet, tarih ve coğrafyamızı iyi tanımak, Birlik Vakfı'nın gençlikle iletişimini yapılandırmak ve faaliyetlerimizi yürütmek, arkadaşlarımızın her an camiamızın faaliyetlerini devam edebilecek, devralabilecek bilgi ve birikime sahip olmalarını sağlamak Genç Birlik mensubu arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda kendilerini yetiştirmelerine katkıda bulunmak, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirerek gençliğimizi geleceğe hazırlama gayelerini kendisine görev edinmiştir. Bize, Evet, Birlik Vakfı'nı anlatan, e, Milli Türk Talebe Birliği'nden itibaren tarihi süreci de anlatan e, VTR'mizi tanıtım filmimizi izledik. Şimdi, e, unutamadığınız hatıralar var mı? Hatıra soruları genelde hemen akla gelmez ama e, varsa böyle bir hatıranız, o hatırayı anlatıp bir araya gidelim. Şöyle söyleyeyim, e, Birlik Vakfı'nı kurmada beni motive eden bir hatıram. İstanbul'da fetih mitingindeyiz. Yürüş Kortejindeyiz. Allah rahmet eylesin. İsmail Kaya. Ben İmmi Hatip Okulu mezunuyum. Hı. Orada hocamız. Evet. Yan yana düşmüşüz. Şimdi hoca bağırıyor. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye bağırıyor. Ben 20 yaşındayım. Hoca 50 yaşında. Hocaya bir baktım. Dedim ki hoca böyle bağırıyorsa ben nasıl bağırmam lazım? Sesi tabii biraz sonra yedik de <laughs> yani böyle bir hatıram vardı ya, evet. İsmail Kaya Allah, da. Rahmet Allah rahmet eylesin. Peki o dönem MTTB Konya'da zorluklar var mıydı karşılaştığınız zorluklar? Ee, kesinlikle yani bir kere Milli Türk Talebe Birliği olaylara karışmayan, kurtarılmış bölgeler edinmeyen, insana yatırım yapan, insanı yetiştirmeye çalışan daha doğrusu nefsiyle mücadele eden bir, bir bakıma ve geleceğe hazırlanan, kitap okuyan bir nesildi. Bunun yanında hareketi seven insanlar, bizleri pasif, hatta Fehmi Kuru da bir ara bunu söylüyordu, e, pasif ve korkak olarak da niteliyorlardı. Hı hı. Ama o insanlar bugüne kalan insanlardır. Bugünü yöneten insanlardır o zamanlar biz gelecekte ülkemize nasıl bir fayda sağlayabiliriz sorusuna cevap arayan insanlardı. Çok okuyan ve kendini donatan insanlardı. Dolayısıyla etraftan böyle bir takım baskılarımız vardı. Olaylar içerisinde o zaman e, akademi vardı Konya'da ve eğitim enstitüsü vardı. Bunların ikisinde de olaylar vardı tabii. Sağcı, solcu. Evet. meselesinden işte milliyetçi değil falan böyle bir şeyler vardı. Hı hı. Bu olayların içerisinde biz girmiyorduk kesinlikle. Bir örnek anlatayım. Bizim yönetimi sırasında özellikle eğitim mesulüdüğümüz öğrenciler başörtüsü meselesinden bir hayli bize kızgınlardı. Talebe Birliği'nin o zamanki yeri İpki Camisi'nin oradaydı. Çakırışan'ın da üst katta bir yerdeydi. Ve Bodrum'u da biz kullanırdık ama yukarıda bir de çat katımız vardı. Orada konferanslar verdirdik. İşte Hasan Hüseyin Varol mesela bunlardan müdahimlerden birisiydi. Şimdi oradaki o Milli Türk Talebe Birliği'nde toplandık. Bizden toplantı istediler o arkadaşlar. Ya diyorlar bize bizim önümüzden çekilin. Ya da bize karar verin biz gidelim, işte basalım neyse e, olaylara girelim. Biz de vuralım kalan Böyle bir şey içerisinde, gençlik şeyi yani. E, ben de yönetmedeki arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar ayet el okuyalım, bu şekilde girelim toplantıya. Okuduk ve girdik hakikaten orada. Diyarbakırlı bir Şevki diye bir delikanlı kalktı bizim yerimize öyle bir konuşma yaptı ki, o konuşmayla oradaki öğrenciler bir anda sükuta erdiler yani. Teskin oldular. Dolayısıyla şöyle, e, evet. kolay günler değildi. Allah bir daha göstermesin o günleri. Amin, amin. Bir araya giderim. Tabii. Aradan be. sonra düzlem devam edecek efendim. Efendim düzlem devam ediyor. Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Sayın Orhan Gündüz hocamız bizlerle birlikte. Şimdi hocam, ee, MTTP'yi birinci bölümde konuştuk. Birlik Vakfı'na o geçişi konuştuk. Ben e, şurayla devam etmek istiyorum. Aslında MTTB ile ilgili konuşulacak daha çok şey var ama evet. siyasetle ilginiz ve ilişkiniz nasıldı o dönemde? Şöyle söyleyeyim. Burada biz 79'da miting yapmıştık. O mitingten sonra Cumhuriyet Savcılığı çağırdı beni. İşte o zamanlar Selamet Partisi var ya. Hı hı soru şu. Siz, sizin sloganlarla Selamet Partisi'nin sloganları örtüşüyor. Evet. Ben dedim ki referansımız aynı. Referansımız İslam onun için örtüşüyordur falan. Evet. Siyasetle örtüşen noktalarımız çok. Referanslarımız aynı olduğundan dolayı. O zamanlarda öyleydi. Ama biz siyaset üstü yani partiler üstü diye bir ...yol tutturmuştuk. Hı hı. Bunun da sebebi kendi ayağımız üzerinde duralım. Yani düşününüz... ...15 yaşından 10 yaşından itibaren... ...22-23 yaşına kadar devam eden... ...bu nesil... ...hani şimdi diyorlar ya 18 yaşında seçilmeyi... ...niye şey yapıyorsunuz falan hı hı. diye... ...o zamanlar... ...bu nesil bırakınız... ...Türkiye'yi kurtarmak sanki dünyaya bir... ...nizam, nizam verme açısından hı. çalışıyordu. Böylesine bir hedefleri vardı. Dolayısıyla elbette siyaset açısından memleketin problemlerine çare bulma açısından örtüşüyordu. Çalışmalar beraber yaptığımız şeyler de oluyordu. Ama biz kendi ayağımız üzerinde duran, hür düşünebilen, kendi yanında kavrulabilen bir kuruluştuk yani Milli Türk Talebe Birliği olarak. Evet. Böyle olmamız da gerekliydi sebebi talebe teşkilatıydık biz. Evet. Ee, sonra kapanma süreci oldu ve birlik vakfının kurulma sürecine girdi. Orayı gitti. şöyle anlatayım. Buyurun, yani lütfen. bu 12 Eylül anlatılması gerekiyor. Hı -hı. Ee, belki kısaca şöyle söylenebilir. Buyurun. Milli Türk Talebe Birliği özellikle 70-80 arasında hiçbir olaya karışmamış. Yani şu anda biz Milli Türk Talebe Birliği deyince 100 yıllık bir teşkilattan bahsediyoruz. 16'da kurulduğuna göre 2017'de şimdi yüzyıllık evet. teşkilattan bahsediyoruz. Süreçleri var bunun. Çeşitli süreçlerden geçmiş. Ee, felsefe olarak eee referans almış. Ee, eğilim olarak, hareket tarzı olarak da hiçbir zaman olaylara karışmamayı, kendini yetiştirmeyi hedef almış bir teşkilat e, 80 itibarıyla kapatıldı. Daha doğrusu kapatılması da şöyle Talebe Birliği, talebe derneklerinin bir feder federasyonuydu. Ee, hem üniversite talebe dernekleri hem fakültelerin talebe derneklerinden meydana gelen bir federasyonu. Evet. Dernekler meselesi kapanınca otomatikman kapatıldı. Ama sonradan da fırsat verilmedi. Burada da yani Milli Türk Talebe Birliği'nin kesinlikle bu FETÖ olaylarında bir alternatif olmaması için, FETÖ'nün çalışmalarına engel olmaması için, ben fırsat verilmediği inancındayım. O dönem böyle Bırakınan bir yol dedi. seçildi diyorsunuz. Evet. Peki nereye gitti o gençlik? Nasıl Soru bu zaten. Yani sonra? 80 evet. öncesi bu kadar on binlerce gençlik var ve bu gençlik üniversite deneme sınavlarını yapabilen, devletin yapamayandığı bir şeyi yapabilen, e filiyatı yapabilen bu gençlik nereye gitti sorusunda e Yıllarca bu soruyu sorduk tabii yani nereye gitti? Çeşitli kurumlarla e hareketlerin o, o, o noktalara kanalize ettiler. 1980, Vetere'de de gördük, 82'de başlayan ne yapabiliriz sorusuna cevap aramak açısından 1985'teki Birlik Vakfı'nın kuruluşuna kadar hı hı. bir arayışla geçti. Evet. 1985'te, 29 Mayıs'ta kurulan bu teşkilat çeşitli vilayetlerde kendini gösterdi, açılışlar yapıldı. Ama Konya'da bu pek oluşamadı yani. Evet. Bu nesil... Şu anda bizim Birlik Vakfı'nı neden tercih ettiğimizin sebebi de burada yatıyor. Bu nesil şu anda var. Nefes alıp veriyor ve bu nesil belirli bir tecrübe birikimine sahip. Bir geleneğe sahip. Yüzyıllık bir geleneğin temsilcisi bu gençlik. Bu nesil yani. Bu nesli tekrar harekete geçirebilmek amacıyla biz Birlik Vakfı'na giriştik. Evet. Peki Birlik Vakfı'nın gayesi, amacı nedir? Şimdi birlik vaktinin gayesi e, veterinde de bahsedildiği gibi evet. inançlı, vatansever, kültürlü, çağdaş, ilmi yüksek, donanımlı bir nesil yetiştirmek. Bu neslin yetişmesi için çalışmalar yapmak. Evet. Bu çalışmalardan usuller belirlemek, referanslar belirlemek, hı hı. E, insanlara ulaşmak ama meselesi insana inşa etmektir. Evet. İnsanı inşa ederken de e, kesinlikle e, milli manevi değerlerden ayrılmamaktır. O zaman Necip Fazıl'ın gençliğe hitabede o tarif ettiği gençlik bir manada değil Aynen mi? Aynen öyledir. Zaten bu medresebe nesli evet. O e, ondan yetişmiştir. Yani Milli Türk talebe bildiği nesli Necip Fazıl'dan, Cemil Meriç'ten, yedi güzel adamdan bunlardan kaynaklanan evet. bir e, yani nehirden beslenen. MTTP ve eee Milli Türk Talebe Birliği ve e, birlik vakfının e, aksiyonunu kuran, fikir dünyasını inşa eden adamlardır bu saydığımız. Evet, isimler. kesinlikle öyledir yani. Peki, e, vakıf çalışmalarınızda temel prensip e, nedir? E, hangi prensipler, e, hangi e, değişmez ilkeleriniz var? Şimdi birinci daha önce söylediğim ki bir samimiyeti biz merkez alıyoruz. Hı, hı. Çünkü samimiyeti merkeze aldığımız zamanlarda Allah önümüzü açtı bizim. Yani 35 yılda yetişen bu nesil şu anda Türkiye'nin hem bürokrasisinde hem yönetiminde söz sahibi. Yani İngilizce'de bir söz vardır. Roma bir günde yapılmadı diye. Evet. Bu nesil birden ortaya çıkmadı. Bu nesil bir takım badirlerden geçerek bedeller ödeyerek geldi. Şu andaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Talebe Birliği'ne ilk geldiğinde orta üretimde bir e, protokol davetizi dağıtmak için geldi. Ondan sonra Kültür Müdürlüğü'ne çıktı. Öylesine yetişti. Ondan sonra Milli Türk Talebeliği'ni diğer teşkilatlardan ayıran bir de sosyal ilimler ensüsü vardı. Hı hı. O ensüde Ayhan Songar gibi, Yalçın Yalçıntaş gibi, Sabahattin Zahim gibi hocalar da bunlar yetiştiler. Hı hı. Dolayısıyla bunlar geleceğe böyle hazırlandılar. Şimdi Birlik Vakfı'da bu samimiyeti test ettiği için merkeze samimiyet almış. Kızınız ihlas olduğu anda Allah yardım ediyor. Allah'ın yardım ettiği bir yerde sizin neye ihtiyacınız var ki? İyiliğe baktığımızda iyilik kesinlikle karşılığı beklenmeyendir. Birlik Vakfı iyilik yapmak isteyen bir vakıftır. Evet. Meselemiz insana yardım etmektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinde bahsettiği bir temel prensibimiz budur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Evet. Bu hadis-i şerife nail olmak istiyoruz biz. İnşallah. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul Konstantinopolu alan komutan ne güzel komutan asker ne güzel asker diyor ya bu hadis-i şerife nail olmak için nice komutanlar nice padişahlar uğraştılar ama Fatih'e nasip oldu. Bir hadise nail olabilmek için. Biz de insanların en hayırlısı bu hadis-i şerife nail olabilmek için çalışıyoruz inşallah. Çalışma alanlarınız ne olacak? Ee, yani zaten genel merkezin bir çalışma alanı var. Ee, size çizmiş olduğu e, bir e, faaliyet e, alanı var ama evet. mutlaka Konya Şube olarak sizin de e, o alanlarla ilgili genişletmek ya da bazılarını daha sonraya ertelemek gibi e, şeyleriniz olabilir. Hangi alanlarda çalışacaksınız? Şimdi e, Konya Şubesi olarak biz Çıtayı belki biraz yüksek tutuyoruz ama hı hı. inşallah bunlara ulaşacağız. Sanat, edebiyat, Evet eğitim, kültür, musiki, tarih, teknoloji, ilim, kadın ve çocuk, sosyal yardımlar ve spor. Bu alanlarda çalışmak istiyoruz biz. Şimdiden başladık aslında yani bu 4-5 ay içerisinde bir takım çalışmalarımız var. Mesela hı hı. Her cumartesi Birlikteyiz sloganımız var bizim. Evet. Şu ana kadar 11.si bu hafta inşallah cumartesi günü saat öğleden sonra saat 2'de e, Re Selçuk Üniversitesi Rektörü Sayın e, Mustafa Şahin Bey'i ağırlayacağız. E, o da bize üniversite ve sanatı anlatacak. Hı hı. Yani her cumartesi bir konuğumuz var bizim. Evet. Bu şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun yanında e, Osmanlıca okumalarımız var, metin okumaları. Hı hı. Yani kurs şeklinde değil bu. Bir metin alıyorsunuz. genellikle klinika El yazısı falan filan. Biraz yüksek yani Osmanlıca'yı bilen insanların katıldığı bir Osmanlıca'mız var. Ee, bunun yanında kitap tahlilleri, film tahlilleri e, var. Ee, hafta içerisinde tefsir sohbetleri var. Ee, yine ileriki günlerde inşallah resim e, kursları, e, karikatür kursları, animasyon varacağımız nokta animasyon ve küçük kısa film çekmek. Hı hı. Bunun içinde senaryo yazabilme kabiliyetini kazandırabilecek bir takım çalışmalar yapacağız inşallah. Ne güzel. Ee, onun dışında ekranda da görüyorum ben burslar, kurslar, kamplar, sohbetler, seminerler diye geniş bir çalışma alanınız var. Şöyle söyleyeyim mesela biz daha 5 6. aydayız. Şu anda 36 öğrenciye biz burs veriyoruz. Aylık 200 lira ya, olmak üzere önümüzdeki yıl için hedefimiz 100 mesela 100 öğrenciye e, burs öğrenmek. E, hep öğrencilikten geçtik. Kendilikte öğrencinin ihtiyacı olduğu şey bursdur yani. Evet. Bu açıdan öğrencileri bir de iletişim kurmak açısından faydalı olduğunu kanaatimiz Kurslarımız işte bu şekilde mesela kurslardan işte yabancıdır kursları falan ve İngilizce hı hı. pratik kurslarımız var. Şu anda devam ediyor yani. Maşallah. Ee, belki işte bilgi şeklinde değil de kendim İngilizce öğretmen olduğum için ben onu kendim yapıyorum hmm. yani özellikle. <laughs> evet. Pratik üzerinden gidiyoruz. Bunun yanında e, işte kamplarımız olacak, gezilerimiz olacak. Mesela hmm. Beyşehir'e gezi yaptık falan Birlik Vakfı olarak. Beyşehir gezisini yaptık. Dolayısıyla yurtlar mutlaka bir yurt açılması gerekiyor. Bu usta Metite mesela anlatırken eksik olmasın. Tamamlayamadık ama Metite Bey'i Bey mettebe yapan unsurlardan birisi de Konya yurdudur İstanbul'daki. Hı hı. Konya yurdu, geleneğinden geçen yüzlerce insan, belki binlerce insan şu anda Türkiye'de söz sahibi insanlardır yani. Sadece Konya yurdu değil, mesela Üstenpaşa yurdu, Fatih yurdu vardı. Burada da Konya'da şu anda 120 bin üniversite öğrencisi var. bunların bunlarla iletişime geçebilmemiz için bir yurt ihtiyacımız var. Ama bunu sıfırdan yapmayı düşünüyoruz yani normal bina değil de. Allah kısmet derse insanlarımız sana buna ilgi duyarlarsa. Bir yurt yapacağız. Öğrenci evlerimiz olacak. Evet Bunun yanında spor kulübümüzü kuruyoruz. Biliyorsunuz yine Milli Türk Hava zamanında insanlara ulaşabildiğimiz yollardan birisi de spordu. Evet. O zamanlar karate ve tekpon da vardı. Yine piyes mesela o zamanlar kendimiz yazıp kendimiz oynasak bile skeçlerimiz, piyeslerimiz. Şimdiki halk tiyatrosunun evet. olduğu bina o zaman halk kütüphanesiydi. Orada mesela çok piyesler oynadık biz. Evet. İnsanlar o zamanlar belki başka eğlenceleri yoktu oraya gelirlerdi ve çok büyük ilgi duyardı. Yine tiyatroya ağırlık verecek yani biraz sanat ağırlıklı gidilecek. Hı hı. Bunun yanında yine işte konferanslarımız belki Konya çapında konferanslarımız olacak. İnsanlarla iletişime geçeceğiz ama bunlar zaman içerisinde olacak bir şey. Evet. Hayırlısıyla inşallah. İnşallah bunları i̇nşallah. yaptıkça konuşacağız. Tabii, tabii. Kurslar, yarışmalar sonra birimler ve komisyonlar halinde çalışıyorsunuz. Başlıkları tek tek gidemeyeceğiz. Vakit doluyor tabii, tabii. çünkü ama. Şimdi orada başlayacağını söyleyeyim ben size. Evet, ben. Yani e, bir kere e, kültür eğitim komisyonu var. Hı -hı. E, mesela parlamenterler komisyonu oluşturuyoruz şu Hı -hı. anda. E, bunun yanında e, işte e, mühendisler komisyonu, hanımlar komisyonu, e, doktorlar e, komisyonu, Öğretmenler Komisyonu, bu komisyonlar içerisinde, kendi komisyon demek şu aslında, yani diyelim ki doktorlar komisyonu kurulduğu andan itibaren doktorlar sağlık alanında incelemeler yapıyorlar, bu incelemeleri bir proje haline getiriyorlar, çözümler üretiyorlar, bu çözümleri biz genel merkeze veriyoruz, genel merkez ilgili yerleri iletiyor ve arkasında hmm. duruyor. Dolayısıyla hmm. bir çözüm merkezli bir şey Anlayayım. çalışma şekli olacak yani. Hmm. Kulüpler ise. Aynı e, meslekten diyelim, diyelim ki Öğretmenler Kulübü olacak. Öğretmenler Kulübü, öğretmenler bir araya gelecekler. Orada işte kendi aralarında çalışmalar yapacaklar. Ama komisyon farklı, komisyon çözüm üretecek yani. Evet. Şimdi birlikte çalıştığınız teşkilatlar var. Evet. Sabahtan beri MTTB diyoruz. MTTB evet. kapandı, sonra Birlik Vakfı kuruldu ama evet. son birkaç yıldır yeniden bir MTTB var mesela. Şimdi Kardeş orayı da izah edeyim ben. Bizim Konya'da 2011'de bir programımız oldu. Hı hı. 30 yıl aradan sonra Milli Türk Talebe Birliği sempozyumu ve fotoğraf serisi diye. Çok hı hı. büyük ilgi gördü o zaman. Evet. Bizden sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde çok büyük busta çalışmalar oldu falan. Şimdi Milli Türk Talebe Birliği'nin tekrar gündeme gelmesi 2006 yılındadır. Ben gittim İstanbul'da katıldım o toplantıya. Milli e, birlik vakfı genel başkanı şu anda Mehmet Alacacıdır hı hı. ama esas kurucu başkanımız ee, İsmail Kahraman'dır, meclis evet. başkanıdır. Şu anda rahatsız ama birkaç hafta içerisinde tekrar vazifesine dönecek. Gelmeden i̇nşallah. önce ben telefon ettim inşallah göreceğiz onun tekrar çalışmasını da ya. Dolayısıyla Milli Türk Talebe Birliği 2008 yılında tekrar kuruldu. Hı hı. Çünkü talebeye eğilmek gerekliydi. Evet. Konya'da ve Türkiye genelinde biz üç şekilde, üç teşkilat olarak çalışıyoruz. Yetişkinler için, tecrübe, birlik vakfı. Hı hı. Talebelikten çıkmış iş hayatına atır, atılmış ama e, dinamik yapıya sahip gençler genç birlikte toplanıyorlar. Hı hı. Talebeler talebe birliğinde, milliyetçi talebe birliğinde toplanıyorlar. Evet ayrı ayrı herkes kendi çalışmasını yapar ama bir organizasyon içerisinde, e, bir birliktelik içerisinde mesela yönetimdeki toplantılarımızı beraber yaparız. Evet. Dolayısıyla hem talebe, talebelikten çıkan e, bir kişi genç birliğe geçiyor. Genç birlikten belli bir tecrübeyi kazanan da Birlik Vakfı'na geçecek. Hı, ne güzel. Ee, e, tabii sizin e, Birlik Vakfı olarak kurucular kurulunuzda Sayın Cumhurbaşkanı da yer alıyor değil mi? Kesinlikle. Yani e, Cumhurbaşkan şu anki itibariyle Cumhurbaşkanı, işte Meclis Başkanı, Eski İçişleri Bakanları ve şimdiki Numan Kurtulmuş mesela söyleyeyim. Evet. Numan Kurtulmuş e, Milli Türk Türe Birliği ile tanışması bir kompozisyon yarışmasına katılmasının akabinden. <laughs> yani. Rahmet Davutoğlu Evet. Mine Milli Türk Tabibliğindendir. Dolayısıyla e, şu anki e, çoğu insan kurucular kurulunda e, görev almışlardı Çalış, Halen de çalışıyorlar. Aktif olanlar da var. <laughs> ee, kolaylıklar diliyoruz biz. Başarılar diliyoruz. Birlik Vakfı Konya Şubesi'ne. İnşallah hayra vesile oluruz. Allah Neşe. utandırmasın. Amin. Diğer teşkilatlarla, STK'larla beraber omuz omuza bu Konya'ya hizmet etmek ve insanlığa hizmet etmek açısından inşallah çok iyi, güzel günlere gideriz diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza, dilinize sağ sağlık. Sağ Sevgili izleyicilerimiz, Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Sayın Orhan Gündüz hocamız bizlerle birlikteydi efendim. Farklı bir konukla düzlemde yeniden görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.